Orada dans eden bir asuat var. Kamera hareketi. <laughs> Dünya ne saçma şey. Herkese merhaba. Bu videoda size After Effects'teki bütün tracker optionlarını, bütün tracker seçeneklerini anlatacağım. Öncelikle böyle bir Levent Drone videomuz var. İlk frame'e geliyoruz. Burada tracker kısmı var açık değilse Window'dan burada Tracker'ı açmanız gerekir. Burada FX Process'i açalım arada dursun. Şimdi Tracker'da gördüğünüz gibi 4 option var. Warp Stabilizer, Premiere Pro'daki Warp Stabilizer'la aynı işlevi görüyor. Stabilize Motion dediğinizde bu Nar Tracking değil ama aynı yerde oldukları için anlatayım. Stabilize Motion dediğinizde de arkadaşlar burada size bir track point atıyor. Bunu Rotation diyerek ikiye çıkarabilirsiniz. Video içerisindeki hareket eden iki köşedeki noktayı seçerek tracklemesini sağlarsınız. Daha sonra da edit, apply diyerek de onu stabilize edebilirsiniz. Biz track motion tarafındayız. Track motion'a tıkladığımızda ne oluyor? Direkt bize bir tracking noktası atıyor. Bunu bir büyütelim. Tam göremezsiniz. Buradaki plus noktasını kaçırmışım. Bunun her zaman ortada olması lazım. Bunu bir büyüterek görelim. Yani şu an hiçbir şey göremiyoruz. 200 yapıyormuş. Ortada bir plus artı ikonu var gördüğünüz gibi. Onun her zaman tracklediğiniz şeye eşlenmesi gerekiyor. Şimdi ben şu apagizi tracklemek istiyorum diye. Kontrastlı bir nokta buluyorum. Oraya yerleştiriyorum. Analyze Forward'a basıyorum. Bu noktayı bütün video boyunca tabii ki analiz edip trackleyeceğim. Evet, track'i bitirdi gördüğünüz gibi. Sadece sağa doğru hareket eden bir drone var. Bunu fit diyerek görelim. Bayağı uzak bir noktayı trackledik aslında. Buraya new diyoruz arkadaşlar. Ben bir new solid oluşturuyorum. Oluşturduğum solid'e de sağ tıklayıp bunu pre-compose diyeceğim. İsmi önemli. Değil, herhangi bir isim verebilirsiniz. Pre-compose sonra da bunu açıyorum. İçerideki bu gri şeyi siliyorum. Buraya bir text yazacağım. Tracking deneme. Tekrar geri döndüm. Böyle bir yazımız var. Şimdi videoma geri döndüm videoyu seçtim. Tracker'a geldim. Track motion'umu görebiliyorum. Buradan tracklediğim videoyu seçiyorum ve bana gösteriyor tekrar. Ne diyorum? Edit Target. Bu ilk pre Precompose dedi. Solid seçiyorum. OK diyorum. Apply diyorum. Bana X uygulamayı soruyor. OK diyorum. Ve ne yapıyor? Bu teksti. Tekst gördüğünüz gibi çok büyük kaldı. Bunu küçültelim. Şimdilik binanın üzerine yerleştirdik diye. Go to the tracking diyebiliriz buna. Burada rotation veya scale ile alakalı bir tracking yapmıyoruz. Buradaki ilk tracking noktasında bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Oradaki keyframe'i silelim. Bu keyframe'i ben herhalde yanlışlıkla hareket ettirdim. Bu şekilde. Buradaki tracker'larımızı bir silelim. Tekrar videomuza geldik. İlk frame'e geldik. Bu sefer track motion dediğimde burada rotation kısmını seçeceğim. Eğer kamera hareketimiz 3 boyutluysa yani hem yaklaşıp hem sağa kayıyorsa vesaire o zaman rotation da ve scale'i de seçebiliriz. Position ve rotation diyelim. Çok fazla bir rotation olmasa da biraz zoom in gidip şu tracker noktalarını bir görünür yapayım. Göremiyorum ben de çok küçükler. Daha sonra bunları farklı noktalarını taşıyacağız. Tekrar fit diyelim. Bunu şuraya diyelim bir kontrastlı noktalar seçiyoruz. Bunu da şu binanın tepesine atayalım. Şurayı takip et diyelim. Analyze for diyoruz. Bakalım neler olacak. Bu sefer iki farklı noktayı tracklediğimiz için aslında videodaki o gerçek hareketi daha iyi algılayacak. Tek noktaya bir şey yerleştirecekseniz tek boyut tracklemeniz tabii ki daha ideal, daha kolay genel görüntüye bir şey yerleştirecekseniz açısal bir dönme vesaire varsa videoda o zaman iki noktayı tracklemek daha uygun oluyor. İki nokta üzerinden tracklememizi bitirdik. Tekrar edit tercih ama bunu solid üzerine değil de null object boş bir object üzerine atmayı da göstereyim. Bu şekilde de yapılabilir. Null boş bir aslında layer gibi düşünebilirsiniz. Edit target deyip zaten başka bir şey olmadığı için null'u seçiyor. Okey diyoruz. Apply diyoruz. X and y okey diyoruz. Bu tracking noktalarını nula attı aslında. Oradaki gördüğünüz kırmızı boş kare nula object. Ben ne yapmak istiyorum peki? Buraya bir görüntü yerleştireceğiz diyelim. Şöyle bir görüntüm var. Bunu en yukarı alalım. Bunu binanın üzerine yerleştirmek istiyorum diyelim. Binaların biliyorsunuz üstünde bazen video panel olabiliyor. Ee, belki bir distopik dünya yarattınız. Belki bir science fiction fark etmez. Yani sokaktaki bir pano var. Onu çektiniz, tracklediniz. O panodaki görüntüyü değiştirmek istiyorsunuz. Çünkü orada bir telif hakkıyla alakalı bir sıkıntı var mesela bu görüntüyü koymak istiyorum. Peki ne yapıyorum? Bu görüntüyü en üstte aldıktan sonra buradaki arkadaşlar parent yani parent linkini e, drag and drop çekip nur ikin üzerine bırakıyorum. Bunların ikisini bir parent yapıyorum, aile yapıyorum diyelim. Ve bu sayede bu kamera tracking pointleri bu videoya da kopyalanıyor. Daha sonra tabii da ki bunu scale'ine girip küçülteceğiz. Position'a girip taşıyacağız ya da mouse'a taşıyalım. Bu binanın üzerinde olsun diyelim. Sallıyorum şu an tamamen. Bu şekilde yerleştirdik. Tracking'i görebiliyorsunuz. Daha da küçültülebilir vesaire. 3D'ye çevirip açısal olarak binanın açısına daha uygun bir hali getirebiliriz. Yani 3D dediğimiz bunu 3 eksi hareket ettiriyoruz. Yani böyle açı veriyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde yerleştirdik diyelim. Tabii buna bir kalır düzenlemesi yapmak gerekiyor. Önce bir saturation e düşelim. Biraz saturation bu kadar olmaz yani bu kadar uzaktan izlediğimiz bir video. Biraz saturation düştü. s exposure ellemeyelim ama kontrastlı düşelim. Keskinliği biraz azalsın. Daha sonra bu creative'den Sharp'ın kısmına gelelim. Sharpen'ı da biraz öldürelim. Bundan sonra yani şu şekle döndü. Daha da öldürmek lazım. Buna grain de atmak lazım üzerine. Çünkü buraya yaklaştığında görüyorsunuz buradaki şartlısıyla buradaki şartlısı aynı mı değil tabii ki. Gibi gibi daha detaylı bir color grading ile aslında bu görüntüyü oraya daha iyi eşlemiş oluruz. Oynatalım. Yani bu şekilde biraz daha eşleyerek dünyaya uygun bir hale getirebiliriz. Buraya başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Uçan bir kuşu, green screen'de çekilmiş bir objeyi başka bir şeyi yerleştirebiliriz. Belki de bunun üzerine bir helikopter koyacaksınız. Bir uzay meki koyabiliriz yani. Fakat benim asıl göstermek istediğim tabii ki bu basic tracker'lar değildi. O yüzden şimdilik bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. Diğer tracking option'lara geçiş yapalım. Şunları bir silelim. Mesela bu to to tracking için başka bir şey göstereyim. Şöyle yapalım. Şu upgaze'in tepesini seçelim. Burada en bilgin olan o olduğu için. Buranın track motion position diyelim. Hızlıca hemen mesela şunları yani bir surface, bir yüzeye bir şey koymak istiyorsanız aslında bunlar bu, şekilde çalışabiliyor. Bunu tabii ki kamera, 3D kamera trackinglerde de yapabiliyoruz. Onu da birazdan göstereceğim. Şu an sadece iki point'i tracklersek track motion'da nasıl çalışıyor onu göstermeye çalışıyorum. Bu noktaya geldik. Bu track forward dedik. Bize gizin tepesini tabii ki trackliyor. Ve burayı trackledi. Bu sefer ne yapıyoruz? Bir null object koyalım. Bu tracking noktaları bu null'a kopyalasın apply, xmy, ok. Bu tracking pointleri null'a kopyaladık. Bir adet dans eden astronaut görüntü var. Ben bunu bu tracking pointlerle bir hareket etmesini istiyorum. Bunları parent yapıyorum. Buradaki tracking pointlerle nulla aynı anda hareket edecek. Kamera hareketiyle hareket etmeye başlıyor. Pozisyonu açalım. Astronaut'un pozisyonunu belirleyelim. Simple. Tepeye koydum scale'inde küçülttüm. Tam bir insan boyu değil tabii de şöyle diyeyim. Şu tepede dansiz. Olmaz mı? Binanın tepesindeymiş gibi dansını astronotumuz yapıyor. Bu simple tracking de özellikle TikTok, Instagram dans videolarında kullandıkları bir efekt var. Şuradan bir dans videosu. Şimdi böyle bir dans videomuz var. Stabilization kısmında Lockdown Stabilization dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu tek bir noktayız, trackleyip aslında ona göre stabilize ediyor. Hemen Stabilize Motion Kafayı trackle. ilk frame'deyiz. Track diyoruz. Bam 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 bozulma var. Bakın ne yapıyor? Buraya kadar sıkıntı yok. Şurada bir yerde bozuluyor. Onu bulalım. Buraya kadar burun. Şurada burunu kaybediyor. Tekrar buruna geliyorum. Track diyorum kaybediyor. Orada çünkü çok sert bir kafa hareketi var. Şuradan sonra deri kabul ikinci frame buraya gel diyoruz. Şuraya frame'de hatta şuraya gel üç şurada bunu tabii ki yıllarca frame by frame diyelim yaptığımız zamanlarda oldu. Bu trick'i yaptıktan sonra apply dedik. -y -y dedik. Bir sonucu görelim. Frame'in sağına soluna Black Bar'lar atıyor. Bunları da yok etmek için sadece aslında Scale Up ve Position'la oynayarak bu kadrajın dışına kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Şöyle. Videoyu izleyelim. Kafa sabit aslında beden hareket ediyor. Bu tip TikTok ve hatta Instagram dans videolarını çok görmüşsünüzdür. Bunu bu şekilde yapıyorlar. Bu da tracking'in stabilizasyonda kullanılan bir versiyonu. Bir diğer tracking olayı da perspektif corner pinle tracklemek. Bunda ne işe yarıyor? Telefon veya da bilgisayar ekranlarındaki görüntüyü değiştirmek veya oraya başka bir görüntü koymak için kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Aynı mantık. Görüntümüzü yükledik. ilk frame'e geldik. Burada perspektif corner pin'i seçiyoruz. 4 tane nokta atıyor. Buradan bir zoom in girelim. Bu noktaları bir büyütelim. Bunları dört köşeye yerleştireceğiz. Ben random bir şekilde hızlıca yerleştiriyorum mantığını anlamak için. Evet yerleştirdik. Ve trackledik. Burada tabii ki paralel corner pin tracking'i de var ama biz perspektifi kullanıyoruz. Çünkü bizim hareketimiz doğrusal değil. Yani açısal olarak da bir değişim var. O nedenle perspektif corner pin daha çok işimize yarıyor. Görüntü aynı zamanda açı da değiştiriyor. Burada solid veya null object kullanmadan direkt görüntüyü atarak, linkleyerek halledebiliyoruz. O yüzden çok daha kolay aslında. Track'imiz tamamlandı. Buradan bir video bulayım. İçine atacağımız şu videoyu atalım. Bunu daha sonra kullanacağız zaten. Ya da target diyoruz. Buraya daha önce aldığım, az önceki videoyu zaten otomatikman seçiyor. Okey diyorum, apply diyorum. And onu onun için atıyor. Peki videomuz nerede? Videoyu yukarı alıyoruz. Track'lemiş ve otomatikman görüntüyü ekranın içine atmış bir şekilde geliyor. Ucuz duruyor çünkü renk düzenlemesi yapılacak. Çok temiz bir şekilde videoyu ekranın içine yerleştiriyor. O okay. bunları anladık da daha başka ne yapabilirsiniz? Asıl mevzuya şimdi geldik. Kamera tracking arkadaşlar asıl bizim mevzumuz bu. Yani duvara yazı yazmak, duvarlara obje koymak, yazı koymak falan filan. Geliyoruz bu videomuza. Bu videoyu biz küçültelim. Çok uzun. Bu kadar kamera tracking yapmaya gerek yok. Yine bir 6 saniye yapsa yeter. İlk frame'e geldim. Track camera dedim. Kamerayı track diyor. Biz de bekliyoruz. Kamera tracking çalıştı ve track point size'ları büyüteyim ki siz de daha net bir şekilde görebilin. Kamera track dedi. Bize bir sürü nokta attı. Bu noktaları trackleyip buralara bir şeyler yerleştirebilirsin diyor bana. Bu target size'ı da bir büyütelim. Target size şu kırmızı gördüğünüz daire target size. Onun yüzde 300 yapalım ki daha net görün. Ya yani Şu duvarı daha çok görüyoruz. Önüne kimse de geçmiyor. Şöyle üzerine gelince otomatik kendi seçiyor mesela. Böyle bir yüzey. Bu duvar yüzeyi bu açıdadır diyor bana. Yani eğer böyle geldiğinde veriyorsa direkt sağ tıklayıp da create soliden kamera diyebilirsiniz. Ya da shift'e basılı tutup buradaki noktaları seçip. Bu duvar yüzeyini algılamasını isteyebilirsiniz. Mesela şöyle değil. Sağ tıkladık. Create solidten kamera dedik. Buraya bir kamera ve solid attım. Solid'e de sağ tıklayıp bunu subsequence yapıyorum. Precompose. Bu Nesting ile Premiere'de aynı işlevi yürüyor aslında. Precompose dedik. Çift tıkladık. Bu solid'i yok ediyor. Önce tekst yerleştirelim. Daha sonra video yerleştirelim. Buraya da abone olu yazalım. Niye böyle şeyler yazmıyorsak hatırlatmak lazım. Arada beğenin ve abone olun. Geldik videomuza. Yazımız orada ama küçük olduğu için gözükmüyor. Bunu biraz şeyliğini büyütelim. Bir de bunun rengini de değiştirelim. Beyaz okunmuyor. Turuncu yapalım. Turuncu severiz. Bizim marka rengimiz. Okunuyor gibi. Gördüğünüz gibi duvarla bir hareket ediyor. Sanki duvara gömülüymüş gibi. Buraya ne yapabiliyoruz? PNG bir grafiti bir çalışmanız varsa istiyorsanız bir grafiti PNG indir. Ben insanım. Gelin bu soruyu çözelim bence. H2 r q Alo. Güzel, kalitesi de kötü değil. Böyle bir PNG indirdik. Yes. Gördüğünüz gibi sanki orada bir grafiti varmış gibi. Burada mesela açısal olarak diyelim ki sizi tatmin etmedi bu biraz daha böyle verev. O Türkçenin önemli kelimelerinde biraz daha verevli olsun istiyorsunuz. Bu 3D olduğu için şey yapabilirsiniz. Aslında yerini de değiştirebiliriz falan filan. Yani o duvarda bir grafiti varmış gibi böyle mesela PNG bir grafitiyi çok rahat yerleştirebiliyoruz. Bunun dışında tabii ki bu solidin içine ne atarsınız oluyor. Bunun içine şuradaki ne atalım? Dans eden mesela asıl notumuz nerede? Şimdi ya saçma tabii ama Orada dans eden bir asuat var. Kamera hareketi. <laughs> ...ya ne saçma şey. Binanın tepesine ilk koymak da Şu sandalyede dans eden bir astronaut. Tabii ki bunu hani Bu tür işte yeşilde çekilen 3D de aslında böyle buna benzer metotlarla yerleştiriyorsun. Tabii ki perfect değil de. Azar nasıl çalıştığı konusunda bir fikriniz oldu. After Effects'te tracker'lar da böyle çalışıyor. Daha çok tabii ki 3D kamera tracker'ı kullanıyoruz. Duvarlara, zeminlere, masa üstüne, bir yerlere yani belli başlı şeyler yerleştirmek için aklınıza takılan soru olursa aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.